Şimdi Nurhan Hanım az sonra bizlerle olacak. Nurhan Deniz Dolgun, İzmit Sanat Merkezi ve Sakarya Sanat Merkezi'nin kurucusu kendisi. Hukuk mezunu aslında kendisi. Kendisiyle ilkin bunu konuşuruz. Deriz ki bu nasıl bir sevdaymış sanata. Siz hukuk bitirdiğiniz halde orada bir mola verip, bilmiyorum öncesinde mesleğini aktif olarak yapma fırsatı oldu mu, sanata yöneldiniz diye bunu konuşuruz. Şimdi Nurhan Hanım'ı bekliyoruz. Şimdi Nurhan Hanım gele de bilir, gelmeye de bilir. Çünkü bazen bizi izleyenler bilirler ki bazen bağlantıda bir sıkıntı oluyor. Ama sonrasında karşı taraf istek yolluyor. Biz katılıyoruz. Yine canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an Nurhan Hanım'ı bekliyoruz. Nurhan Hanım artık bize istek yollar mısınız? Biz de kabul edelim. Sizinle bir başlayalım. Neymiş bu sanat olayı bu kadar? Çünkü kuruldu diye biliyorum. Yaklaşık 13 yıl olmuş. Bu gösteriler, bu sanat geceleri. Kim gelmiş? Nurhan Hanım gelmiş. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben güzel güzel dinliyordum. İstek bekliyordum. Siz mi istek bekliyordunuz? Yani o cümlenin sırasının gelmesini bekliyordum açıkçası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi bizler de iyiyiz. Çocukları muhafaza edecek şeklinde odalarına yerleştirdik. Sizin evdeki çocuklar nerede? Hiç garanti veremiyorum. Her an 3 çocuk bir köpek karşımıza çıkabilir. Değil mi? Evet. Ama zaten işimiz çocuklarla olduğu için ben ne evdekilerden ne de diğer ortamdaki çocuklardan açıkçası hiçbir şekilde rahatsız olmuyorum. Yani konsantrasyonumu pek bozmuyor. Bozmuyor mu? Ben de nedense çok misafir ağırlıyormuş hissine kapılıyorum bu canlı yayınlarda. Onun için ne yapacağımı şaşırıyorum. Bakın siz beni normalde tanırsınız. Ben kendime yabancı oluyorum bu canlı yayınlarda. Kolyelerini tak filan. Hayır, şimdi sanal alemde kendime böyle farklı bir düzen kurdum. Normal hayat başlayınca yine eski halime döneceğim hiç şüphesiz. Yani Melike Hanım, isterseniz kamerayı aşağıya doğru tutayım. Bu çok keyifli. Eşofmanlarla ayağımda, terlikle çok rahatım ben burada. Hiç. Değil mi? Aynen. Maşallahınız var. Siz her zaman çok güzelsiniz. Nurhan Hanım, sizinki değişik bir hikaye. Şimdi siz hukuk mezunusunuz. Evet. Sonra sanat merkezi, değil mi? Hiç aktif olarak görevinizi yaptınız mı? Biz sizi öncesinde tanıyalım mı? Nurhan Deniz Dolgun kimdir? Marmara Hukuk mezunuyum ben. Her o dönemdeki üniversite öğrencisi gibi sadece rehber öğretmenin önerisiyle tercihimi yaptım, girdim, kazandım. Yani bir hukukçu olayım amacıyla okumadım. Hukukun bana kattığı çok şey var. Benim Türkçem çok kötüydü. Yurt dışında okudum. Ortaokul çağında Türkiye'ye geldim. Çünkü Almanya'daydık ailece. Benim Türkçemi düzeltti. Hala tam düzelmiş sayılmaz. Ama tabii ki o kadar kitap okumanın bir faydası oldu. Ama asla bir hukukçu olduğuma pişman değilim. Avukatlık yapmadım. Sadece hukuk stajımı tamamladım. Eşimle üniversitede tanıştık. Diyorum ki ben kadere çok inanırım. Sanırım benim hukuk fakültesinde okumamın tek bir sebebi vardı. O da eşimle tanışıp evlenmek. Değil mi? Onun dışında asla... rehber öğretmen bunu düşündü anlaşılan. Sizi onun için yönlendirmiş. Bilemiyorum artık sebebini. Olabilir. Değil mi? Yazacak bir şey bulamamıştım ve yazdım. Puanım da yüksekti. Bulamamış mıydınız? Yok. Puanım da yüksekti. Hep işletmeci olmak istiyordum. Sonuç olarak... Artık kendime işletmeci diyemiyorum. Çünkü çok işin içine girdim ve çok duygu gerektiren bir işin içindeyim. Tabii ki ticareti düşünmek zorundayım. Çünkü bir sürü ekmek yiyen
Doğru. çalışan var. Ama Çok geleceğine dokunduğunuz o kadar çok çocuk var ki onlar yeri geldiğinde daha ağır basıyor ve çok şanslıyım ki bütün yani öğretmenlerimiz, yönetim kadrosu olsun, hizmetli kadrosu olsun, hepimiz aynı duygudayız. Ticaretle o aşk bir arada gidiyor. Şu dönemde mesela korona döneminde gerçekten öteki aşk ağır basıyor. Çünkü hesaplamayı hepimiz biliyorsunuz ki bıraktık şu an. Çok doğru, çok doğru. Çok haklısınız. O kadar haklısınız ki şimdi kreşlerin açılması için dün Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. 15 Haziran dedi ya. Siz şu an bizim halimizi bir görseniz inanamazsınız. Mesela yarın akşam İsviçreli anne Zeynep Hanım, soyadını unuttum. İsviçre'de yaşıyormuş. Çocuklarıyla birlikte kendisiyle görüşeceğiz. Çocukları orada küçük kreşe gidiyor. Orada ne gibi tedbirler alındı? Önümüzdeki hafta yine Almanya'daki durumla ilgili bizim ortak paydamız çocuk olduğu için değil mi Nurhan Evet. Hanım? Yani orada devlet yap da dese olmuyor, yapma da dese olmuyor. Kendi vicdan, iç huzur, akıl ve gönül süzgecinden geçirmen gerekiyor. Başka türlü orada devletin yap demesi de yapma demesi de değil mi? Tek Olmaz. başına bir şey ifade edemiyor. Biz şu an bir yandan harıl harıl yarın okulda eğitim başlayacakmış gibi bir aydır hazırlık yapıyoruz. Ama şimdi iş ciddiye binince biz bile küçücük bir yerde takılmayalım. Bunun şimdi çocuk boyutu var. Kendi çalışma arkadaşlarımızın can sağlığı, can güvenliği durumu Kesinlikle. var. Değil mi? Onun Kesinlikle. için biz şimdi Onların da evinde çocuklar var. tabii onların da evinde çocuklar var. Yani bu böyle dediğiniz Anneleri gibi var, tek babaları yönlü var. Yani hani herkesi düşünmek evde zorundayız. Çok büyük bir herkes sorumluluk. herkesi düşünmek zorundayız. Çok haklısınız. Bazen ben bakıyorum koca gün düşünmüş oluyorum. Sonra sonuç neye karar verdim? Ertesi günü aynı konuyu düşünmeye devam etmeye. Aynı durumdayım. Şimdi ben biraz daha şanslıyım. Eylül sürecinde başlayacak. Hatta konu buraya gelmişken aynı şekilde her gün düşünüyoruz. İşte okulun yöneticisi var. Serenat Hanım, Hilal Hanım, Kadel Hanım. Özellikle Serenat'la uzun uzun konuşuyoruz. Diyorum ki yani farklı bir şey yapmak zorundayız. Her an okullar açılacakmış gibi davranacağız. Eylül'e kadar vaktimiz var ama sanki yeni normal çok farklı olacakmış da hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış gibi en kötüsünü düşünerek neler yapabiliriz? Yani Çok çünkü doğru. şöyle bir şey var. 1 Mart'ta, 2 Mart'ta ya da 7 Mart'ta eminim siz de ilaçlandınız. Okulu bizde. Daha Tabii okullar ki. kapanıyor denilmemişti. Çok doğru. Şimdi bu süreçte hayal edemediğim bir ilaçlamayı yapmıştım ben. Ben bunu hayal edemiyordum. Böyle aylarca okul kapalı kalacak. Yani böyle bir rüya gibi bir şeydi. Evet bir şeyler kötü ama bu kadar mı? Şimdi polyanacılık gerçekten yapamıyorum. Ve en kötüsünü düşünerek teknolojiye mi yatırım yapmak gerekiyor? Nasıl bir yol çizeceğiz? Yani bu konunun sonu yok. Yaşamadıkça tabii ki bilemeyeceğiz. Ama bir takım Çok şeyler doğru. yeni normalde bir takım şeyler değişecek. Çok haklısınız. Yani ben hep şu örneği veriyorum. Eğer ki bu yaşadıklarımız bir film olaydı, izliyor olsaydım muhtemelen kendi adıma derdim ki çok bunaltıcı, çok saçma, çok aceleye gelmiş bir senaryo. Ne bu böyle derdim ya. Zaten çok içim sıkıldı bu maskelileri görmekten de derdim kendi adıma. Hiç kendi kendimi izleyerek üzemeyeceğim der. Filmi sanıyorum yarım bırakırdım. Oysa ki şu an filmi sanıyorum değil kesin yani. İlk 5 dakikayı bile bulmazdı bence. Ama o yarım bırakırdığın aslını birebir de yaşıyoruz. Senaryo saçma diyebilmek gibi bir durum yok. Çünkü bizzat yaşanıyor. Biz de içinde oynuyoruz ve yaşıyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Aynen öyle. Ve ne O... olacağını da kestiremiyoruz. Sadece düşünüyoruz dediğiniz gibi sabah kalkıp düşünüyoruz. Çünkü Evet. gerçekten bir sürü can bize emanet. Ve bu Çok iki doğru. tane elini sileyim, üç tane bilmem ne yapayım kadar basit değil. Çok 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 dikkat edeceğiz. Tabii ki ondan Çok. sonrası da ailelere de düşüyor, çocuklara da düşüyor. Çok.
Ben hep söylüyorum, evde çocuklarla konuşuyorum. Bu çok büyük bir sorumluluk. Bundan sonra hayatımızda hepimizin çok büyük bir görevi var. 2 yıl, 3 yıl, umarım daha kısa. Ama bu pandeminin bütün dünyada azalması için biz eğitim kurumları başta olmak üzere çocukları doğru eğiteceğiz ki bu kadar büyük bir pandemiye bir daha dönüşmesin. Çünkü Çok gerçekten doğru. bilinçsizliğin de etkisi çok fazla. Hani bu hızlı yayılan Çok, virüslerde. çok, çok. Elimizden geleni yapacağız. Umarım ki Çok doğru. birazcık polyanacılık yapıp hani belki mutasyona uğrar. Biraz daha domuz gribi gibi hafifler. Belki ayakta geçiririz. Vesaire gibi çocuklarımız için güzel şeyler dileyeceğiz. Çok haklısınız, çok haklısınız, çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama ne yapalım? Bir yandan da değil mi ki hayatta da amaç gerek, değil mi? Bir yandan da yarın açılıyormuş gibi yeniden başlıyoruz. Mesela biz şu an okulumuzda tek kullanımlık çocuklar ve kendimiz için bu mikrobu barındırmayan kıyafetler, şunları bunları planlıyoruz. Ancak bakalım süreç neyi gösterecek? Olsun. Bunlar bile çok güzel planlar. Güven Tabii verici. tabii. Çünkü 15 Haziran çok erken bir tarih. Ve anneler babalar çocuklarını kreşe yollamak zorunda kalabilir. Kalacaklar da. Çalışanlar. Tabii, tabii, tabii. Onun için işte herkes dediğiniz gibi kendi dünyasında hazırlık yapıyor. Ortak yemekhaneyi kaldır, öğretmenler odasını kaldırdık. İşte bizim öğretmenlerimiz belli bir noktadan serviste alıp bırakıyorduk. Evlerinden alacağız, hepsini evlerine bırakacağız. Ne yapalım? Minimum risk, değil mi hedef? Büyük. Hadi şimdi dönelim size. Nurhan Hanım, sonra böyle bir hayal mi vardı sanatla ilgili? Nasıl oldu bu? Yani küçükken herkesin bir hayali vardır. Biraz böyle hayallerim vardı, ne yalan söyleyeyim. İşte televizyona çıkayım, ünlü olayım, oyuncu olayım, dansçı olayım. Evet, bunları hayal ettim ama bunlar her çocukta, her kız çocuğunda olduğu kadardı. Sonra böyle bir hayalim hiçbir zaman olmadı. Sadece işimde başarılı olma isteği ve hırsı her zaman vardı ki hala var. İlerleyen süreçte ilk İzmit Sanat Merkezi'ni açtığım bina bir tekstil atölyesiydi aileme ait. Ailem iflas etti. Abim, ablam hep beraber iflas ettik. O iflas ettiğimiz süreç içerisinde de bu sadece ticari bir amaçla gerçekten burayı yaşatmak adına ne yapabilirim diye düşünürken bu fikir gelişti. Milli Eğitim'e gidip geldiğimizde Nesrin Timuçin sağ olsun. İşte sanat merkezi, ben acaba İzmit'te abimin fikriydi, sanat merkezi yok derken böyle. Ve dedim tamam ya, bu benim için en güzel iş. Ama tabii ki ilk kurumu kurduğumda bir kere konservatuar mezunu değilsiniz. Bugün de ahkam kesmek asla ve asla bana düşmez. Çünkü o kadar profesyonel eğitmenlerle birlikte çalışıyorum ki. Onlardan çok şey öğrendim. Keza Tansu Atürk. Hayatıma dokunuşunu anlatamam. Çok çok şey öğrendim ondan da. Kalbi de yüzü de çok değerli bir insan benim için. Eğitmenlerimiz de aynı şekilde. O yüzden ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir anlamda hani bir kız çocuğunun hayallerine, hani iyi bir işim olsun, çocuklarla birlikte olayıma dönüştü o hayal ve şu an tamamen spontan gelişti. Şöyle söyleyebilirim, ilk yıl belki öğrenci saydım. Asla bunu inkar etmiyorum. İkinci yılda öğrenci saydım. Ama üçüncü yıldan sonra o gösteri inanılmaz bir şey. O yüzden gösterilere çok değer veriyorum ben. Işığına, oradaki o çocukların kalp atışına, bütün hocalardan tek istediğim her zaman bu oldu. Yani orada kendilerini özel hissetmeleri ve star hissetmeleri. Çünkü o adrenalini başka hiçbir yerde yaşayamazlar ve o adrenalin duygusuyla ileride çok büyük başarılara imza atma olasılıkları var. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl sürekli o sahneye çıkıp o heyecanı yaşatmak inanılmaz bir duyguya döndü. O alkışlar, hani sanatçılar der ya alkış, alkışı alan ben değilim. Çocuklar, ama şu an bile bunu anlatırken heyecanlanıyorum. Bu duyguyla işime bakış açım değişti ve her şey zaten farklı olmaya başladı. Şu andan itibaren yine söylüyorum, bana deseler ki 20 tane bale öğrencisi olmak zorunda yeni kontenjanlarla, ben o 20 çocukla alkış sesini onlara duyurayım, o mutluluk şu an yeter. Yani sanat sanırım biraz farklı. Yani başka bir boyuta geçiyor. Sanat artı çocuk olduğunda da bambaşka bir boyuta geçiyor. Yani
onlara değer katacak her şey için çok fazla titizleniyorsunuz. Çok doğru. Çocuk olayı zaten değil mi? Yeterli. Evet, gerçekten. Orada duygular çok karışıyor. Yani hep orada ne şekilde düşüneceğin, ona öyle mi iyi gelecek, böyle mi iyi gelecek? Şimdi geçtiğimiz günlerde bizim Ali Koç Fide Okulları ve Eğitim Pedya'nın kurucusu Ali Koç'la bir canlı yayınımız oldu. Hatta ben bir ara Zoom'dan küt diye düştüm filan, sonra bağlanamadım. Sonrasında telefonla sorulara devam ettik. Çünkü bizlerin bağlı olduğu özel okul öncesi derneğinin bir sunumuydu. Sohbeti canlı yayınıydı. Öncesinde Ali Koç'la konuşuyorduk ve sonrasında da yayında da kısmen bahsetti. Diyor ki, yapacağımız her şeyde biz çocuğu ön plana aldığımız için, diyor, sizin dediğinizi desteklemek için söylüyorum, bizim işimiz kuyumcu kantarı gibi bir şey, diyor. Az koyarsam ne olur, çok koyarsam ne olur? Mesela şimdi Yaman da 6 yaşında, değil mi? Hep biz neyi tartıştık o dönemde? Dediğiniz gibi çocuk söz konusu olunca çoğunlukla kendi hırslarından arınmak durumunda kalıyorsun, çocuğa zarar vermemekle alakalı. İlk bu okullar kapandı, hepimiz online uzaktan eğitimle uğraşıyoruz. Mine hocamız, ben aradım kendisini, Boğaziçi Üniversitesi'nden olan eğitim danışmanımız, şu an muhtemelen izliyor zaten bizi. Dedim ki, hocam uzaktan eğitim ne yapacağız? Anlattım, ses yok. Ben herhalde diyorum, kapandı. Şöyle bir baktım. Dedi ki, okul öncesi ve uzaktan eğitim mi? Siz, dedi, Ağustos'tan beri o kadar gelip gidiyorum. Yıllarca başka danışmanlıklar da almışsınız. Okul öncesinde online olarak çocuğu, okul öncesi için diyorum, dedi, bu tableti telefona bu kadar bağlamanın eğitim olduğunu mu düşünüyorsunuz, dedi. Doğru. Ama ben dedim ki, bak, anne olarak doğru dediniz. Niye doğru dediniz? 6 yaşında bir oğlunuz var. Seneye neden belki 1'e başlayacak. Şimdi hangi açıdan? Biz de rutini bozmamak adına, biz de şimdi haftada bir onları 40 dakika baleyle buluşturuyoruz. Ama bu iş o yaştaki çocuğa dokunmadan, kalbine ve ona dokunmadan olabilecek bir iş değil. Sanat zaten komple vücudu düzeltmek ya da piyanoda tuşları göstermek gerekiyor. Hani genel konuşuyorum şu an, o kısmı hiç girmiyorum. Anlıyoruz tabii. Ben ilk yola çıktığımızda dedim ki, birkaç kere Zoom'da buluşalım. Çocuklar özlemiştir, sohbet edelim. Bir baktık Melike Hanım hepsi elbiselerini giymiş ve bizi böyle karşıladılar. İnanın spontan haftalık periyotlara döndü. Sonra hocalarla toplantı dedim. Dedim ki, biz bu rutini bozmayalım, alışkanlıkları bozulmasın. Sadece bu sürecin sonunda nerede olduklarını hatırlasınlar. Çok küçükler. Ama bu bir ders gibi, ama ders değilmiş gibi. İsteyen bağlansın, istemeyen bağlanmasın. Elinde tutmak zorunda olmasın. Çünkü dediğiniz gibi Yaman'da da aynısını yaşıyoruz. Evet, telefonla çok aşina olmayan bir çocuk ya da iPad'le olmayan bir çocuk için bu çok uzak bir şey ve mesela Yaman sevmedi. Neden sevmedi? Çünkü öğretmenine sesini ulaştıramadı. Bizde de bir sürü çocuk bir daha katılmadı. Bu tabii ki. Bu tepkisel farklı bir tepki bana göre. Çünkü sesini duyuramıyor. Yani büyükler için de aynısı geçerli. Derdini anlatamıyor. Kendine göre işte hareketi yapıyor ama doğru mu değil mi bilmiyor. Sesleri mecburen kısıyorsunuz. Baktığınızda psikolojik bir rutini bozmama, sanat adına verdiğimiz Zoom eğitimler evet. için söylüyorum. Ama bunların asla ve asla çocuğa ders yerini tutması mümkün değil. Yani böyle bir şeyin mümkünatı yok. Yani hiçbir şekilde yok. Zaten hiçbir zaman adını ders koymadık. Online buluşma, online program. Yaman'da da aynısı. Sesini duyuramayınca işte duygu öğretmenim, ses gitmiyor. Doğal olarak değil Yaman mi? Tak diye bilgisayarı kapatıyor. Tabii. Çünkü o iletişim kurmak istiyor. Ve okul öncesi çocuk iletişim kurmak ister. Gözüyle, eliyle, dokunmak, sarılarak. Değil mi? Evet. Dokunmak. Evet. Varlığının hissedildiği, gerçekten yoksa dokunarak.
mecbur yapıyoruz bir şeyler ama hani orada çocukları Çok anlamak doğru. gerekiyor. Doğru. İşte hatta şeyi sordum ben. Oraya gelecektim sizin dediğinizden. Ali Hoca'ya şunu sordum. Hocam ama bu çocuklar geri kalmayacak mı dedim. Dedi ki herhalde sırf İzmit'te bu sorun yaşanmıyor. Bu salgın. Bütün dünyada yaşanıyor. Dolayısıyla bizim şu an çocuklara tek yapmamız gereken dedi. Çocukların duygusal ve sosyal rutinini hani ay benim arkadaşım vardı, Ayşe vardı, Fatma vardı, Mehmet vardı, öğretmenim vardı, görsün kafi dedi. Bu Perşembe günü hatta şimdi Mine hocamızla öğretmenlerimizin Zoom üzerinden bir toplantısı var. 15'inde kreş açılmış olursa 6 yaş hazırlıkları da muhtemelen gelecekleri oraya alacağız. Şimdiden sonra ne yapalım diye. Bence yine ekstra gelmeyecekler için de bir şey yapmayın diyecek. Dediğiniz gibi işte çocuk söz konusu olunca bu kadar uzun anlattım. Lafı oraya bağlayacaktım. Ben de normalde çok hırslıyımdır, çok gayretliyimdir. Kendim için bir konuyu hırs yapabiliyorsun ama çocuk için yapamıyorsun, değil mi? Orada Aynen öyle. çocuk için mutlu olsun. İşte ekranda anlamadığı bir şeyi kendinde yetersizlik olarak algılamasın diye bakış açın değişiyor. Yanlış mı söylüyorum? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Şimdi bugün 19 Mayıs. Asıl konumuz gençlere gelince burada da başka Evet. bir durum var. Ben yıllarca 4 yaşında atıyorum, 5 yaşında bale için söylüyorum. Bale eğitimine başlıyorlar. Müzikte biz biraz daha geç başlıyoruz. Biraz daha konservatuar tadında başlamak istiyoruz. Solfej eğitimi alabilsin, okuma yazma bilsin ki notaları okumayı öğrensin vesaire. Hani renklerle eğitim vermiyoruz. Şimdi burada hep şunu gördüm. Uzun soluklu, hani bir yıl da aslında çok uzun bir süre bir kursa gidip gelmek için. Ama bir yılı tamamladıktan sonra bu çocuk ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl artık geliyorsa bu çocukta da artık bu kurs değil bir okul durumuna dönüşüyor. Çok doğru. Yaratıcı dramaya geliyorsa sizin oğlanlar gibi atıyorum artık o ben Evet. kursa gidiyorum demiyor. Tiyatro okuluna Hiç. gidiyorum Hiç. der. Çok doğru. Baleye geliyorsa ben balerinim. Müziğe geliyorsa ben müzisyenim Evet. psikolojisine geçtiği için her zaman söylüyorum bu çok soyut bir eğitim. Uzun süreli bu eğitimi alan çocukta da inanılmaz farklı bir ikinci dal açtığı için zaten o özgüven, o kişilik değişimi, o kendine güven, büyüdükçe kendini ifade edebilme durumları değişiyor. Nereye geleceğim oradan? Lise yaşına geldiğinde çünkü gerçekten biz onların üniversiteyi kazandığını da görüyoruz. Bu işin en keyif aldığım yeri Çok burası. çok çok Çünkü çok. 13. yıl oldu ve üniversitede kızlarımız var. Doğru. Konservatuvarda, farklı Doğru. bölümlerde. Ama onları Instagram çok güzel bir şey. Takip ettiğimizde hala dans ediyorlar. İşte mimar olmuşlar, ne bileyim mühendis oluyorlar. Ama hala bir yerlerde dans videolarını yayınlıyorlar. Ya da piyano çalarken videolarını Evet. yayınlıyorlar. Bu inanılmaz bir duygu. Çok güzel ve bu çocuklarda gördüğüm şu. Mesela biz açık dersler yapıyoruz. En basit örnek açık ders yapıyoruz. Anne, baba, veli toplantısı sizdeki gibi düşünün. Ama biz bu Biliyorum. veli toplantısını Bizimkiler yıllardır geldiği için biliyorum. aynen açık ders yaptığımızda dersi aslında anne babaya gösteriyoruz. Şimdi çocuklar bu dersi işliyorlar ve bizim açık derslerimizde anneanneler, dedeler, dayılar bayağı kalabalık geliyor büyük keyifle. Özellikle baleye, müziğe. Şimdi burada stajyer dediğimiz bizden mezun olan ya da üst grup bale öğrencilerimize her sınıfta görev veriyoruz. Öğretmenin yanında stajyer öğretmen diyoruz ki bunca yıl çünkü düşünsenize 10 yıl bir şey yapıyorsunuz Çok artık doğru. Çok hakkınız doğru. yani. Çok doğru. Çok doğru. Ve bir anda diyorsun ki Ayşe'cim sen bir anlat. O kadar güzel cümlelerle konuşuyorlar, o kadar güzel kendilerini ifade ediyorlar ki ben çok biliyorum açık derste durduk yerden ağladığımı. Bu kapıdan girerken selam veremiyordun, kapının önünde saatlerce ağlıyordun. İstemiyordun, yapmak istemiyordun, baleyi bırakmak istediğin yıllar vardı ama şimdi o kadar güzel kendini ifade ediyorsun ki Çok. diyorum içimden. İşte orada her şey bitiyor. O Çok. yüzden de şu korona dönemi beni gençler açısından gerçekten bazen üzüyor. Çünkü Zoom katılımlarına baktığımızda o kadar hak veriyorum ki onlara artık bir şeyleri istemeyecekler diye korkuyorum.
Yani Çok doğru. ben bile istemiyorum. Ben kendimi kuaföre giderken hayal edemiyorum. AVM'de hayal edemiyorum. Bu çocuklar ne hayal ediyorlar acaba diye kaygım var. Bugün o yüzden ekstra çok duygusalım. Çünkü hepsini çok özledim. Hani bizim lise öğrencilerimiz 8 yıldır, 9 yıldır bizde olan öğrencilerimiz hepsi evladım gibi. Katılan bunca değerin yok olmasından çok korkuyorum. O yüzden bir an önce gerçekten büyük önlemlerle de olsa bu hayata geri tutunmak gerekiyor. Çok doğru. Çok haklısınız. Çok haklısınız değil mi? Evet. Burada yoksa iş kilitleniyor. Bir şey söyleyeceğim. 8-9 yıldır geliyorlar dediniz ya. Evet. Hangi dallara geliyorlar? Ben biliyorum da şimdi onu bir sorayım dedim. Komisörle bir değişsin dedim. Evet. Neler için geliyorlar onca yıl? 8-9 yıl. Şimdi klasik balemiz var. Caz danslarımız var. Müziğin, batı müziği enstrümanlar, piyano, cello, yan flüt, elektro gitar, işte keman, klasik gitar. Yaratıcı drama, Sakarya'da resim var, İzmit ve Sakarya'da koro var ekstra. Yarışmalara katılıyoruz uluslararası ve Türkiye'de. En uzun eğitim verdiğimiz branş bale doğal olarak. O 8-9 yıllarda balede. Müzik eğitimi başından sonuna gelen bir çocuk için 6 yıl. Yine bayağı gerçekten bir okuldan mezun oluyor gibi. Hele 9 yıl ilkokul, ortaokul sizde bitti gibi. Melike Hanım bir de şunu düşünün. Kendinizi 9 yıl kızınız olduğunu düşünün. 9-10 yıl baleye taşıyorsunuz. Asıl emek orada. Evet. Servis onu yok. Soracaktım. Servis yok çünkü. Anne alıyor bırakıyor. Otopark tantanası, kantinde yer var, yer yok. Düşünsenize bütün bir evin düzeni o çocuğun bale eğitimine göre kuruluyor. Sporda da bu böyledir. Çünkü haftanın 4 günü, 5 günü antrenman vardır. Geç saatlerde biter. O yüzden spor ve sanatın çocuğa kattığı anlatılmaz. Yani hani gerçekten uzun soluklu bunu yapan bir çocuk kendini milli sporcu duygusunda hisseder. Sanatçı da hani sanat yapan bir çocuk da sanatçı hisseder. Bunun en doğal hakkı. Anne baba da onu sahnede gördüğünde ya da o yarışmada gördüğünde. Mesela benim oğlum kürek 3 yıl kürek antrenmanına gitti. Haftanın 6 günü yani çok ağır bir süreç. Onu o yarışta gördüğünüzde o kadar duygulanıyorsunuz ki gerçekten hani milli bir sporcuymuş ya da İstanbul Operası'nın baş baleriniymiş gibi büyük bir coşkuyla alkışlanıyorlar. Şimdi aile bu gururu yaşıyor. Aile bu gururla o çocuğa bakıyor. Çocuk o evde bu gururla büyüyor. Sokağa çıkıyor. 7 yıldır bale yapıyor. 5 yıldır piyano çalıyor. 10 yıldır çalan var. Yani düşünebiliyor musunuz ona kattığını? Okula zaten gidiyor. Bunu yapmak zorunda. Ama okul hayatı kadar disiplinli, artık bu bir hobi olmamış, profesyonel bir iş gibi, aslında işe gider gibi bu eğitimi yapıyor. Yani çocuk için de çok ciddi bir iç disiplin ve motivasyon gerektiriyor değil mi? Şimdi ben tabii hiç anlayamıyorum. Benim ne spora ne sanata hep şunu anlatırım, hiç unutmam. Hatta kulakları çınlasın şimdi arkadaşımın. Okulda birlikte çalışıyoruz. Bizim Hande var. Muhasebede birlikte çalıştığımız arkadaşımız. Tanışmışsınızdır evet. Belki bilmiyorum. Hiç unutmam bir 29 Ekim miydi neydi artık? Ortaokulda aynı sınıftaydık. Resim dersinde böyle bir kadınlar çizmiş. Sanıyorum Hande'ninkiler siyah kıyafetliydi. Belki kılık kıyafet inkılabıyla mı ilgili hatırlamıyorum. Aradan geçmiş 30 yıl. Ben gittim onunkine baktım çok güzel oturdum. Birebir de aynı olmasın diye benim kadınları da renkli boyadım kıyafetlerini. Hiç unutmam resim öğretmenimiz vardı Süleyman Bayram hayattaysa kulakları çınlasın. Bunlar ne dedi? Şimdi onun ne olduğunu bilmiyorum çünkü Hande'den görüp yaptım ya o kadınları. Bunlar folklorcu mu diye sormuştu bana ben de evet demiştim. Hani kıyafetleri. Ne resme yeteneğim var, ne spora yeteneğim var. Bazen diyorum ki kendi kendime, evde de diyorum. Allah'tan yani eğitim, çocuk, bu konulara ezelinden beri ilgim varmış da. Yoksa diyorum herhalde ne spor, hiçbir şey ya. Siz beni bir görseniz gerçekten sanat. Hande şimdi izliyorsa gittim ondan baktım. Onunkiler siyah da ama hatırlıyorum. Siz biraz ben renkli boyadım yani. Hiç bu kadar bile şey yok yani. Düşünce yok. Şimdi öyle bir şey ki çocuğunuz bir şey ister.
siz mecburen onu götürürsünüz. Ya da siz çok istersiniz, çocukluk hayalinizi gerçekleştiriyorsunuzdur. Siz onu ite ite götürürsünüz ama sonuç hep aynı yere varıyor. Kattığı, hayatında kattığı şeyler çok fazla. Çünkü gerçekten çok zor. Haftanın 3 günü atıyorum, pazartesi, çarşamba, cuma ya da cumartesi, pazar. Siz aile olarak da rutininizi bozuyorsunuz. O anne baba için de çok büyük çok bir doğru. zahmet Çok yani. doğru. Bu parayla alakalı bir şey değil. Tamam. Değil, değil, değil. Bana para ödüyor. Ama inanın ki hayatında da çok noktayı değiştiriyor. Çarşamba günü ben misafir alamam. Kızımın dersi 9'da bitiyor. Aa, cuma günü olmaz. Hangi gün olur? Ya düşünebiliyor musunuz? Doğru. Ailece o sanatın içine girmiş oluyorlar. Doğru. Doğru. Ve o çocuk o disiplinle büyüyor. Ne yapıyor? Zamanını kontrol etmeyi öğreniyor. Gerçekten bir çocuğun bir dala yatkınlığı veya isteği varsa, yatkınlığı demiyorum, olmak zorunda değil, isteği varsa doğru antrenöre, doğru öğretmene ya da doğru okula denk gelirse anne baba da buna inanır ve çocuğunu getirip götürmeye üşenmezse, ki inanın bu çok zor bir şey. Hani Bence de çok çok zor. zor bir şey. En zoru bu. Çünkü çocuğu mutlu edersin olduğu yerde. Ama çocuk istemiyorum dediğinde anne baba için de zorsa anında, ay tamam istemiyorsan tamam boş ver. Kim kalkacak pazar sabahı 10'da yani, hani Çok çok doğru. Çok imkansız. doğru. Çok. Bütün bunlar olduğunda çocuğun hayatı o kadar dolu ki zaten 5'te okuldan çıkıyor. Arkasından kursa geliyor. Yorgun argın eve gidiyor. Zamanını kontrol etmeyi öğreniyor. Bu da en önemlisi. Kontrol edebilmek zamanı da ileride iş hayatında çok büyük bir disiplinle herkesten 5 Doğru. basamak önce başlayacak demek. Çok doğru. Özgüven bir defa değil mi? O Yapabilmek, tartışılmaz. yapabilmek, başarabilmek. Şimdi mesela ben bu konularda neye el attıysam hep yapamamışımdır. Onun için düşünürüm kendimle ilgili hayatımın bu kısımları eksik kaldı diye. Dediğiniz gibi bir yatkınlık önemli, bir Yatkınlık ne bileyim. önemli değil aslında Melike Hanım. Gerçekten değil mi? Gerçekten değil. Yetenek çok tartışılır bir şey. Bir çocuk çok zekidir. Oyun kurar. Çok iyi oyuncu değildir. Çok iyi potaya basketi atamaz ama iyi oyun kurar. Ya da çok dikkatlidir. Sanat da öyle bir şeydir. Yani çok yetenekli, biz sonuçta sınavla almıyoruz. Ama onun doğru tercihini bulmak çok önemli. Ailelere burada çok büyük bir görev düşüyor ve doğru noktayı bulduğunda da pes etmeden götürmek işte o çocuk için çok büyük bir kazanım. Eşini seçerken, anne olurken, hayatındaki büyüme çağında, düşünsenize bu 15-16 yaşına kadar hayatında bir boşluk yok. Dolu dolu geçirmiş. Yani bu sadece kitap okuyarak olmaz, sadece test çözerek olmaz. O başka bir Aslında doluluk duygusu. doğru davranışlar, yanlış alışkanlıklar edinmemek için de çok kıymetli değil mi? Çünkü Hani zamanları yok. evet, bir boşluğa düşeyim gibi bir durum yok. Çünkü dolular, kendini mutlu hissediyor, kendini bir yerde hissediyor. Bir de şöyle bir durum var, farklı çocuklarla tanışıyor. Okulda bütün, hani atıyorum Tunca Emir'e 4 yıl geldi. Orada yeni kayıt oldukça yeni çocuk geliyor. Ama sen burada Doğru. bağımsız, farklı her okuldan gelen çocuklarla birliktesin ve farklı aileler birleşiyor. O kadar güzel şeyler var ki, anneler WhatsApp grupları kuruyor ve çok büyük dostluklar kuruyorlar. Bu neyle alakalı biliyor musunuz? Çocuğun baleyi o kadar içine sindirmiş ki, ben artık buradayım, bu sınıfta benim yeni sınıf anneler grubum ve arkadaşlığa dönüşüyor. Bunu hissettiren sınıflarda da inanın ki diyorsunuz ya, hani yetenek mi gerekiyor? Gerekmiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Vücut postürü de uygun değil ama çocuk o kadar mutlu geliyor, o kadar güzel duruyor ki bitti. Zaten kim detaya bakıyor ki? Onun bir duruşu yetiyor orada. Ay ne yapsam o zaman, ben de şimdi 42 yaşından sonra baleye mi başlasam, dansa mı başlasam, yoksa bir müzik aleti Yok çalmaya mı Melike Hanım, bizim başlasam? kafa o kadar dolu ki biz anca önümüzdeki 6 ayı planlarız. Çok doğru valla, çok doğru söylediniz. Bir şey söyleyeceğim, gelen çocukların burada hayali, amacı bir konservatuara gireyim mi oluyor? Bale, müzik ve dans için söylüyorum özellikle bunu. Hayalleri ne oluyor?
İşte bu bana en çok acı veren nokta. Önce hayalleri olmuyor. Önce bale için geliyorlar. Sonra arkadaşlarla dostluk kuruyorlar. İstemeyen arkadaşları için gelmeye başlıyor. Sonra yıllar geçiyor. Ortaokul yaşlarında özellikle liseye geçerken ya da 9. sınıfta 7'de başlıyor. Ben balerin olacağım, ben konservatuara gideceğim başlıyor. Şimdi burada bir durup kalıyorsunuz. Bu çocuk konservatuara yani hedefini değiştiriyorsunuz. Ve konservatuvarda okumak başka bir şey. Bunu mu yapmalı ama buna da sen hayır ya hani işte akademisyen de olursun demek de olmuyor. Hepsinin hayali, inanın %80'inin hayali konservatuvar ve dansçı olmak oluyor. Ama sonra ilerledikçe o üniversite yılları geliyor ya, liselerimizde sağ olsun onları o kadar güzel bir test ve akademik zorunluluğa sokuyorlar ki orada tekrar gerçeklerle bir güzel yüzleşiyorlar. Sanat onlara çok büyük bir şey katmış oluyor. Konsantrasyon dediğim gibi yani bana bile kattı. Hiçbir şey duymam yani bir şey yaparken. Ve şöyle söyleyeyim, 15 kişi konservatuar sınavına mezunlardan diyeyim hani çok var küçük yaşta da kazanan. Ama lisede konservatuar sınavına girip atıyorum 15 kişi girdiyse 15 de kazandı. Burada sıkıntı yok ama tabii ki klasik bale değil, modern dans, işte Anlıyorum. müzik vesaire, Anlıyorum. tiyatro. Hayallerini etkiledik. İşte orada biraz vicdan başlıyor. Hani inşallah ileride iyi ki de hayalimi gerçekleştirdim derler. Çünkü biliyorsunuz çok zor bir meslek. Çok. Burada onlara çok yeteneklisin, lütfen konservatuvarda okumalısın cümlesini bile kurmuyoruz. Çok nadir, çok çok. Hani bir iki kişi. İnsan işte yine aynı noktaya geldik. Yanlışlıkla zarar vermekten korktuğu için fikrini söylemekten çekiniyor, değil mi? O mesela ben de onu şöyle çok yaşıyorum. Bizim de biliyorsunuz 3 oğlumuz var ve onlar farklı farklı okullarda. Bazen velilerimiz ilkokul bir olacaksa soruyor, diyor ki ya sizin çocuk şurada mı? Evet. Sizinki oradaysa iyidir. Ben de aynı dediğiniz gibi mesela okul ismi telaffuz etmek çok zor diyorum. Çünkü orada ne yaşayacağını bilmiyorsun, değil mi? Kimlerle karşılaşacağını, nasıl bir öğretmeni olacağını. Hatta size şu kadarını diyeyim. Yıllar evvel, yıllar evvel aynı dediğiniz gibi okulun ilk yıllarında aile çok uzakta bile oturuyor olsa, yani okul 2009'da açıldı, 12 yıldır. Bir 9 yıl evvel önceye kadar diyebilirim. İşte aile uzakta bile oturuyor olsa, aa ne olacak? Yani getirirsiniz, götürürsünüz. Servis varı çok rahat anlatırken, yıllar ilerledikçe kendimi neyde bulmaya başladım biliyor musunuz? Siz nasıl uygun görürseniz, yani hani şeyden korkuyoruz. Bir de sebep oluruz. İşte bir kaza olur, bela olur. Anne getirirken bir sorun olur ya da bizim serviste bir sorun olur. Bu yanlışlıkla zarar verme korkusu bence bizim yaptığımız işte çok ağır basıyor. Öyle değil mi? Yani öyle mi yapsam böyle mi? Mesela şimdi maske. Altı üstü bir maskeyi değerlendiriyoruz günlerdir kendi aramızda. Aman çocuk öğretmeninin dudak hareketlerini göremez, mimiklerini göremezse o an kızıyor mu, güzel bir şey mi söylüyor, anlayamaz mı? Onun için işitme engelliler için olan şu ağzı şeffaf maskelerden mi alsak? Ay. Yani altı üstü bir maskeyi konuşuyoruz. Hani biz Allah'tan Anladım yani hazırlığımızı yaptık gerçekten ama doğru. hangi ayın 15'inde açılırız bilemiyorum biz bu Ya hiç kadar. kolay değil yani şurada kaldı 20 gün gerçekten kolay değil. Biz hayır bir de hazırlıklarımıza her şeyimizi yaptık bildiğiniz gibi değil. El dezenfektanlarımıza kadar hazırladık. Şimdi onunla da ilgili Ankara Üniversitesi'nin birkaç gün evvel bir eğitimine katıldım, dinledim. Her daim diyor çocuğa dezenfektan verilmez. Su, sabun, su, sabun. Şimdi depolanmış dezenfektanlarımızla bilmiyorum ne yaparız yani. İhtiyacı olanlara duyurulur. Bizde çok var.
Yani kesinlikle bilmiyorum. Yani çok çok zor şeyler çocukla birlikte. Bir de bazen o kadar onu içselleştiriyorsunuz ki onun için en iyisini düşündüğünüzü zannederken karşı tarafı kırıp karşı taraftan tepki aldığınızda siz 5 katı kırılıyorsunuz. Çünkü aslında iyi bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Bir de Tabii olayın ki. o boyutları var. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. O olmaz mı? O olmaz mı? O bir de bizimki değişik oluyor, değil mi? Çocukla birlikte biz anne babayı da ebeveyni de içselleştiriyoruz. Hele ki yani sizinki haftada birkaç gün geliyor, sizdeki Tabii süreci kes. karşılaştırılmaz. Ama bizdeki şimdi çocuk bütün gün bizde olduğu için ne oluyor? Sabah karşılaşıyorsun, haftanın 5 günü rutinde, akşam karşılaşıyorsun, çok toplantıda, şunda bunda. Yani veliyi de bir süre sonra sanki arkadaşınmış gibi, hani oturup dertleşirken falan kendini bulabiliyorsun, değil mi? Sonra da Çok daha doğru. fazla kırılgan olabiliyorsunuz. Sonra tabii, sonra işte başlıyorsun. İşte biz o kadar diye, belki karşı taraf da aynını diyor. Biz o kadar, sonu olmayan konuşmalar. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar veriyorsunuz ya Nurhan Hanım. Bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle biz müzik olarak LCM, London College of Music'e bağlıyız. Yetkili eğitim merkezi ve sınav merkeziyiz. Öğretmen, bu müzik için öğretmenlerimiz Evet. bu sınavlara yönelik müfredatta eğitim aldılar, eğitimlerini tamamladılar. Ve bu müfredatın kitaplarını, derecelerini uyguluyoruz. İşte başlangıç seviyesi, birinci, ikinci, 8'e kadar gidiyor. Her yıl Londra'dan gelen komisyon karşısında Haziran ayında sınavlarımız oluyor. Müzikte çok çok zorlu birebir olduğu için yani çocuğun çalışma disiplinine göre çünkü müzikte atlama kademeleri var ama herkesin o sınava eninde sonunda girip birkaç belge almasını istiyoruz. Nedenini sonra söyleyeceğim. Tamam. Sonra balede de Sofya Üniversitesi'ne bağlıydık ama bu yıl farklı bir üniversiteyle anlaştık. New Bulgaria Üniversitesi ile. Vagonova metodu, dünyaca kabul edilen bale metodu. Bir Royal Akademi var, işte Vagonova var, birkaç metot var. Biz Vagonova'yı kabul ettik. Asıl kökeni Rusya ama tabii ki Bulgaristan çok daha yakın sınavları Doğru. yapabilmek açısından. Doğru. Oradaki üniversiteden de yine komisyonlar Mart-Nisan ayında geliyorlar ve bütün bu sınavlar oradan gelen komisyonların gözetiminde oluyor. Ama şimdi neden? Birincisi bir öğretmen dersi verir. Ama biz de başlayacak, biz de gidiyor. Hani biz kendi içimizde 8 tane bale öğretmeni belli periyotlarla yıllar içerisinde hep farklı farklı her öğretmen dersi veriyor. Çünkü sürekli siz bu şeye benzer. Çocuğunuz sizde böyledir ama dışarıda başkadır. Siz bu huyunu Çok bilirsiniz doğru. ama öğretmeni başka huyunu bilir. O yüzden bunu değiştirmek Çok doğru. gerekiyor. Şimdi burada da sınavları yapmamızın sebebi bir dış gözün gerçekten doğru. Çünkü büyük bir emek var. Size anlatıyorum. Anne, baba, anne, anne, dede herkes taşıyor. Yani hayat periyodu Çok doğru. değişiyor. Ay tabii. Ve ikinci hani siz bana konservatuarı sordunuz ya. O kadar Evet. buranın rahat etmesi gerekiyor ki konservatuvara gitmedi bu çocuklar ama inanın konservatuvar eğitimi almış kadar bir bale ve müzik eğitimi alıyorlar. Şimdi bunu tamamlayabilmek için o boşluğu doldu yoksa öteki türlü gitti bitti yani ne var ki? Hani beslenmesine dikkat etmiyorsa, vücut postürüne dikkat etmiyorsa, stretching'i yoksa hani çok çok Kemal Sunal filmlerine ben Adile Naşit filmlerine bayılırım. O da Kuğu Gölü yapmıştı. Hani bu böyle olmaz. Hani ben bunu ne olur tırnak içinde Doğru. bir alay olarak Doğru, söylemiyorum. doğru. Tabii. Şimdi burada çok dikkatli bir eğitim vermek gerekiyor. Bizden mezun olan çocuk kendini konservatuvarı kazanıyor. Ekleyecek akademisyen olacak. Ama bunun haricinde buradan dolu dolu ayrılırsa hayatta kendini tam hisseder. Biz bunu tamamlamak adına bu uluslararası eğitimlere dahil olduk. Hocalarımız için çok zor ama hepsi çok akademisyen eğitmen olduğu için belli workshoplarla ki çok sık aralıklarla oluyor bu workshoplar. Çoluğunu çocuğunu bırakıp eğitime gidiyorlar yani. Bulgaristan'a gidiyorlar, İstanbul'a geldikleri zaman İstanbul'a gidiyorlar. Sizde de öyle biliyorsunuz aynı şekilde. Bu eğitimlerle kendilerini yeniliyorlar. Yenilenince de her şey çok farklı oluyor. Çocuklara daha fazla şey katıyoruz. En büyük diğer taraftan da bizim için olan
kısım bu. Diğer taraftan da bu uluslararası akreditasyon belgeleri çocuklara eğitim hayatlarında çok büyük fayda sağlıyor. Gelecek hayalleri kurmak için bazen çok küçükler ama yıllar çok çabuk geçiyor. Bir bakmışız liseye gitmişler. Bir bakmışız üniversiteye gitmişler. Ciddi burslar alıyorlar sadece Türkiye'deki üniversitelerde. Bütün özel üniversitelerde. Ciddi burs alıyorlar. Çok önemli ama. Bu evet, da çok evet. önemli. %20, %30 değerinde bursları var. Aynı bir lisans özelliği taşıyor bu belgeler. Milli Eğitim belgesinin yanına uluslararası akreditasyon belgesi aldığınızda Türkiye'deki bütün üniversiteler burs imkanı ve öncelik imkanı da tanıyabiliyor. Biliyorsunuz sınavsız kontenjan zorunluluğu var her üniversitenin. Yurt dışına gittiğini düşünün çocuğun. IB'de okuyor. Zaten bir sosyal etkinlik yapmak zorunda. Spor ya da sanat. Koydu mu belgeyi önüne, bitti. Oradaki projedeki dosyasının en zor kısmını aslında sadece baleye gidiyorum derken tamamlamış oluyor. Çok önemli ya. Evet. Çok önemli. Çok çok değerli. İnanın ki çok değerli çok belgeler. Çok değerli. Şimdi ben sizin sanat merkezinize şöyle yabancı değilim. Benim abimin kızları, hatta bugün onlar da öğlenleyin canlı yayın İzledim. konuğumuzdu. İzlediniz mi? İzledim. Irmak ve İpek. Şimdi onlar, bakın sizin orası 2007, 13 yıl. Irmak 7 yaşında. Yok dramaya geldiler, yok dansa geldiler. Derken Piyanoya hala İpek geldiler, hali evet. hazırda değil mi? Piyanoya geldiler derken hali hazırda İpek hala sizinle birlikte. Adada dramaya geliyor bizim çocuklarla birlikte. Yani sizin orası, bunu hani sizin orası diyorum, bildiğim yer üzerinden konuşmak zorundayım tabii. Gerçekten olayı bir sanat merkezi ciddiyetinde. Öyle değil mi? Şimdi bakın, al gülüm ver gülüm, birbirimize şimdi gazı verme şeyine gelmiş gibi algılamasın. İzleyenler Evet, birbirimizi evet, kokluyormuş evet. gibi, ama bu gerçekten sizin orası gerçek bir sanat merkezi, akademi. Yanlış mı söylüyorum? Hani öyle bir gideyim, iki çocuk eğlensin, iki oynasın, dönsün gibi değil. Tabii ki drama oyun, drama için demiyorum. Ama ben şimdi bizim kızlardan da bildiğim için, onlar ciddi ciddi, ben İpek'in danslarına bakıyorum bazen, inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani biraz Çok disiplin ciddi bir eğitim alıyor. fazlasıyla var. Ki yaratıcı drama da bile öyle. Yani hani orada bile amaç Evet. çocuğun kişisel gelişimini, özgüvenini, özellikle Evet. çocuklarda empati yoksunum Melika Hanım artık. Çünkü o kadar Çok doğru. istemeden Çok doğru. veriyoruz ki gerçekten empati kuramıyor yeni nesil. Yani ben üçüncüsünden Çok doğru. bahsedeyim. Asla bekleyemiyor. Bir şey istediği an anında olmak zorunda. İki insan konuşurken vın diye araya giriyor. Anne, 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 anne diye. Büyükleri öyle miydi? Bir bakışımız yetiyordu yani. O Çok doğru. yüzden de oyunlarla da olsa ben yaratıcı dramanın da belli bir yaştan sonra o çocuğa her şeyden önce Türk insanı dinleyip konuşmayı bilmiyor. İlk cümlede araya giriyor ve kavga çıkıyor. Evde bile bu böyledir. Doğru. Dinleyip konuşmayı öğrenmek, empati kurmak, düşünmek, biraz sakinleşmek ya da hızlı kurgu yapabilmek adına bile o oyunların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çok sorun çözebilme becerileri, Evet, değil mi? kaldı ki siz zaten yıllardır bunu okulunuzda iyi bir öğretmenle veriyorsunuz. Çok çok. Çok değerli bir şey yaratıcı dramada. Hani sanatta Çok. yaratıcı drama bir nevi hani yine okula geri dönmek gerekirse kişisel gelişime dayalı ama Çok tiyatro doğru. teknikleri kullanıldığı için sanatın içinde. Öyle özetleyebiliriz onu da. Nurhan Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bakayım. Aşağı yukarı 6-7 dakika kaldı. Sizler yazın çalışmıyorsunuz. Ancak bu tarihlerde önümüzdeki yılki çocuklarımızın kayıtları mı yapılıyor? Bunu niçin sorduğumu söyleyeyim. Şu an bu konuyla ilgili, Eylül'le ilgili elimize gelmiş bir yazı yok. Hatta bizim için, yaz için bile yok, ama dünya genelinde açılan okullar, sanat merkezlerinin özel durumunu kendi içinde bilmiyorum, kontenjanların çok yarı yarıya düşürülmesi şeklinde eğitim öğretime başladılar. Bu anlamda şimdi sizin çocuklarınız, bir devam edenler var, bir de yeniden ailelerin şu anda
planlama yaptıkları bir süreç var değil mi? Evet. En azından sizler için Eylül'e yönelik konuşuyoruz. Şu an sanat merkezi zannediyorum kapalı, öyle değil mi? Kapalı. O zaman bu ailelerin görüşmeleri nasıl gerçekleşebilecek? Bunu niçin sorduğumu da söyleyeyim. Bugün burada bir komşumla konuşuyordum. Akşamleyin işte Nurhan Hanım'la, İSM ile. Ya biz de çocuğu bir baleye yazdırmayı düşünüyoruz dedi. Ben de onun üzerine dedim ki ama o zaman bir irtibata geçmek gerekebilir. Çünkü onların mevcut çocukları ne kadar bilmiyorum. Yanlış mı yönlendirdim? Yok, doğru yönlendiniz. Şimdi biz de Mart ayında erken kayıtlarımızı yapıyoruz. Çünkü erken kayıt veliye bir avantaj. Zaten geleceğini biliyorum. Zam yapıp alayım, Doğru. hareket edemiyorsunuz. Çünkü eski veli diyorsunuz. Erken kayıt, hani bir Doğru. indirim hakkı vesaire Yerini avantajından korusun. yararlansın. Çünkü hayır, gel Eylül'de kayıt ol dediğinizde zaten kötü niyet gibi bir durum oluşmuş oluyor. Şimdi bu avantajdan yararlanan bizim de velilerimiz var. Çünkü bizim erken kayıtlarımız Mart sonuna kadar devam edecekti. Mart'ın 11'inde biz erken okulu kapatınca erken kayıtlar da durdu. Yine soranlar oldu, biz ne yapacağız diye. Dedik ki şu an paraları ödemeyin. Biz bu erken kayıt hakkını size yine vereceğiz. Hani bu konuda kötü niyetli ya da ne bileyim durumu avantaja çevirmeyeceğiz. Şöyle bir durum var. Ben de şu an hiçbir yönerge gelmedi Melik Hanım, ama çok konuşuyoruz Serenat Hanım'la da. Bizim kontenjanlarımız aslında çok yüksek binanın konumu gereği. Hani siz de biliyorsunuz Milli Eğitim'deki Biliyorum, metrekarelere. biliyorum, biliyorum. Şimdi bizim kontenjan sınıf sayımız mesela atıyorum saatte 20 kişi, 24 kişi. Biz zaten veya 35 kişi hani büyük sınıfta. Biz zaten balelerde 14-15 kişilik sınıflarda dersimizi yapıyoruz. Maksimum 16, zaten kontenjanın altında. Biz buna rağmen yine de kontenjanımızı düşürmeyi planlıyoruz. Yani ders saatlerini değiştireceğiz. Bütün akademik takvimimizi değiştireceğiz. Kafamda çok hızlı şöyle bir program kurduk. İzolasyonu sağlamak adına Eylül ayında dan önce belki hani normalleşme, yeni normalleşme başladığında önce müziklerle, çünkü birebir grup dersleri, bir sürü teorilerimiz bizim online gidebilir, solfejler. Okulda nefes oranını arttırmak için aynı şeyleri balede yapıp sınıfları ikiye bölüp aralardaki teneffüsleri uzatıp giriş çıkışları farklı bir izolasyon düşünüyoruz. Tabii ki burada sizin komşunuzun sorusuna gelecek. İnanın bir şey diyemiyorum. Ben var olan öğrencilerime öncelik vermek zorundayım. Sadece onlardan hızlı dönüt alacağız. Ve ondan sonra diyeceğiz ki belki 10 kişi daha alabiliyoruz. 4 yaş, 5 yaş. Evet. Şu an bir şey söylemem çok erken. Çünkü onları gerçekten korumamız gerekiyor. Hani ben eminim ki Milli Eğitim kontenjanları düşürse bile biz ancak şu anki sayımıza ulaşırız. Ama biz bu sayında altına düşmeyi hedefliyoruz. Çok İşte dikkatli, en evet. azından Ocak ayına kadar böyle bir süreç. Yaşı çok kritik olan, başlama yaşında olanlara öncelik verip belki daha küçüklere farklı, hani Değil mi? bir Ocak ayında gelin, Şubat Doğru. ayında gelin. Değil mi? Onlar da belki o süreçte bizi anlarlar. Birazcık hep birbirimize anlayış göstermemiz gereken bir Çok süreçteyiz. doğru. Yani inanın Çok siz doğru. işin içindesiniz. Ticari olarak neden kayıt almayalım? Ama bizim çocukları Evet. korumamız, izolasyonu Çok doğru. sağlamamız, hijyeni sağlamamız şu an birinci görevimiz. Çok doğru. Biz de bütün yapılanmamızı, hani derler ya, işte planlamanı ona göre yap. Biz de yaz döneminde mesela tümden servis hizmetini çocuklarımıza veremeyeceğiz. Niçin? Hani bir arada olunmasın. Çok farklı gerçekten. Eylül'le ilgili kontenjan olayı, ama bir yandan belli gruplarda çok alınmış kayıt var. Ama mevcudu farklı düşünüyorduk. Biz de gerçekten şu artık Milli Eğitim de bize her konuda bir bilgilendirse değil mi? Bakanlık netlik kazansa. Çünkü böyle velimiz bir şey soruyor, cevap veremeyince, bir de şöyle bir durum var değil mi Nurhan Hanım? Olağanüstü durumlarda normal davranmak çok mümkün olamıyor. Ama bizler eğitim kurumuyuz. O çocuklarımızın
teyzesiyiz. Yanlış mı söylüyorum? O teyzeleri olduğumuza göre o sükunet, o ilişkilerin, üslubumuzun güzelliğini karşılıklı hep korumak durumundayız. Ama bu belirsizlik ve sis havası da ortamı bazen hareketlendirebiliyor. Evet. Bu nedenle bir an evvel açıklansa sonuçlar, biz de ne yapacağımızı bilsek kaldığımız yerden devam etsin. Ne yapacağımızı bilsek zaten en iyisini yapmaya çalışacağız da ne yapacağımızı bilsek, ama işte Değil mi? maalesef ki bu bazen şey diyorum, ilk siz dediniz ya psikoloğun söylediği gibi bu bir pandemi. Hepimiz aynı Çok doğru. duygular içindeyiz. Yani ne ben daha Çok doğru. kötüyüm ne siz daha Çok kötü. doğru. Hepimiz eşit Çok doğru. durumdayız. Nurhan Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bir dakikaya bir saatimiz doluyor. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aşağıdan sürekli selamlar geliyor velilerden, çocuklardan. Onlara çok fazla öpücük yolluyorum. Ben buradan gönderemiyorum ama şöyle gönderiyorum. Hepsini çok özledim. Melika Hanım çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Bizim için de çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek Var üzere olsun yüz yüze. sanat diyoruz. İyi Sağ akşamlar. olun, Hoşça hoşça kalın. kalın. Görüşmek Sağ olun. dileğiyle. Hoşça kalın.